Ulan geçen mevsimki Kaos kadro yaratıcısı. neydi Bütün ya? açıklarda O farklı Dice, ve bir öne o geçen Dice falan. NPC'ydi. Adam her fight ilk ölüyordu mid Doğru. lane'le ya. Neden? Her fight Niye? ya. Olur Olur öyle öyle. abi. Ile Şu an sadece nerede acaba adam? Dur şüpheden bakacağım. o alanları yağma Dice özelliği Lolpedia. bence en büyük anlıyor. Kanka Dice'ın Sanki geldiği bu yere bak. çok daha T1 Akademi. birlikte gibi kaosla Oğlum daha adam uyumlu işte gösteriyor. hak ettiği Kim yerde varsa adam. Ne o oldu kaosa iyi kanka? adapte olmuş. Kiracı bir Faker'ı. avantajı var Ha tabii bak ama Missa öyle bir yüksek takım yani ki kariyeri derecede bitmiş orada adamın. rakibin üzerine. Nasıl Belki oğlum? bundan ileride dezavantaj Takım da yaşayacak bulamamış. ama öğrenecek Oğlum gibi. T1 Peki Akademi dedin. o Yalan mı ünlü soruyu söyledin? soruyorum. Hayır, Missa ilk 2020'de oynadığında T1 ilk Akademi'de kıyafetini oynamış. giydiği maçın ışığında Ha. kimse Allah net hatırlamaz. affetsin adam çok Hiçbir kötü kimse oynuyordu hatırlamaz. ya. Yani bu tarz Ama bu daha da karşılaşmaların kötüydü. yakın Lıma. zamanlarda farklı Daha sonuçlar kötüsü olabileceğini. gelene kadar. Biraz kişisel performanslar Lıma. da belirleyici olabiliyor. TR'ye gelen Bu nadir tarz kötü top taktiksel lane'lerdendi. kesinlikle daha şu Koreli anki olarak takım diyorsun değil mi? oyuncularından Aynen daha Koreli olarak. ama Yani kişisel bayağı kötüydü. performansla bir oyuncunun Yani maçı şöyle alıp Koreli götürebileceğinin topları iyi ya garantisi mesela. En Beşiktaş'ta. kötüsü böyle Bunu gelip yapabilecek orta çok seviyede oynayıp fazla gidiyor yani. oyuncu Adam var. Yani intlemiyor 5 anladın mı? oyuncunun 5 Nasıl? üzerinde bunun Full intledi bir kanka genel adam. böyle olur. Tamam işte Şey bu söylemek öyle lazım. oldu işte onu Konuşmaya demek geçtik istedim. eklemek Adam istemiyorum. direkt şey böyle Bu kanka. Ben maçta sana direkt beklenmeyen ama söyleyeyim. iyi Başka performans yerde böyle gösterdi. yapmaz. Buraya geldi sürekli milletin üstüne atlayıp atlayıp şey yaptı anladın mı? Saygısız kanka şey saygı duymadı TCL'e. Dedi Aynen ki öyle. gelirken de demiştir oğlum TCL kim gelip bir kazanıp dönelim kanka diye geliyorlar. Aynen öyle kanka. Sonra evlerine gidiyorlar bir bakın lan bu adam kim diyor. Nasıl beni Videoya dövebilir bu giriş adam diyor. yapıyorum. Baya Sonra iyi. kovalıyoruz. Tamam mı Asım? Tabii. Var mı sıkıntı? Bizim göbek adım. Tamam. Kardeşlerim, hepinize merhabalar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videomuz var. Kardeşlerim, biliyorsunuz Misa'yı tutuyoruz. Misa'nın yayıncısıyız. Misa 2.0 başladı mevsime ve belki de yani güçlü olabilecek ya da şampiyon olma ihtimali olan bir takımla ilk defa karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Supermassive, bir tanesi Beşiktaş. Futu zaten yendik geçen hafta. O yüzden bence üst sıraları belirleyecek bir maç olacak. Yani biz eğer Beşiktaş'ı yenersek gerçekten sıyrılıp gidebiliriz diye düşünüyorum ben. Mercy'nin acayip performansları vardı. Acayip. Bu arada Asım da bizlerle bugün. Onu da hatırlatalım. Maçı izlemek Merhabalar. için. Merhabalar Asımcığım. Kuveyi, Varus, V, Ksante, Rumble, Kalista. Farklı gördüğün bir ban var mı? Yok gibi, normal değil mi? Bir tek belki Hıveyi, onda da Hıveyi son dönemde fena fazla oynanıyor yani. Her maç görüyorum, LPL'de bile her maç görüyorum. Ve Hıvı Caitlyn güçlü ilk çıkar seçim ya. geldi. Şimdi burada Caitlyn aldık ama Skarner açıkken. Aa, doğru. Caitlyn almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Skarner oyunda bildiğim böyle hani acayip güçlü bir şampiyon olarak görüyorum ben. Kanka ben sana söyleyeyim. Santa hani bir senedir OP diyoruz ya. Aha. Santa'nın daha iyisi bu karakter. Bu Öyle arada diyeyim sana. Blue kör bir şekilde LeBlanc aldı. Buraya mesela ne Oo. alacağız? Çok agresif. Şimdi Değil burada mi? şöyle bir durum var. Skarner'ı acaba jungle'da da düşünüyorlar mı? O da var. Orianna meçhabı. Bence oynamazlar. Şöyle Karnır, LeBlanc ikilisi bence yapmazlar. Onun yerine Lee Sin falan çeker direkt Bence belki. de. Ama o yüzden Bu kadar eksiği. direkt 3'ten şey alacak mı? Jungle mı alacak yoksa AD carry mi alacak? Şimdi 3'ten AD carry almazsa AD carry havuzu çok daralacak Asım. Öyle de bir durum var. Şimdi şöyle Çetin'e karşı ne alıyorlar ki mesela Jhin, Ashe tarzı şeyler mi alıyorlar acaba? Yani şimdi onlar sabit duran, hani daha iyi duranlar. Genelde oynarsın ama burada Caitlyn'in yani iyi oynadığı sürece, iyi matchup yakaladıkları sürece bence orada asıl önemli olan AD carry'den çok support matchup'ı. Şimdi büyük ihtimal Supportlar. support'u sona bırakacaklar. Bence buradan hani AD carry kesin bunu almamız gerekiyor diyorlarsa onu almaları lazım. Artık Kaori'nin de burada seçimi önemli. Yoksa jungle'a Asım'ın dediği gibi Lexi o Aa. mesela bak bu mesela bir tık garip. Şimdi Ben de Nautilus anlamadım alındı. bunu. Ya bir tık garip. Şimdi engage istiyorlar. Evet, engage atmak güzel bir şey ama ben Caitlyn gibi bir eşleşmelerde sanki destek tarafındaki eşleşmenin bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. Rell'ye saklandı. Büyük ihtimalle bunu alıp iki tane ban atıp AD carry'de üç tane yani çarı var. Bunu bir herhalde bilerek yapmışlardır diye düşünüyorum ben. Yok zaten öyle de şimdi burada Nautilus'a karşı hani bot lane'i çok kolay yenebilecekleri bir durum oluşma ihtimali var. Kanka burası Morgana. Ben bir şey söyleyeyim mi Misa için? Ben Caitlyn Morgana benim Bu arada favori koridorum Skarner'a yıllardır. karşı da çok iyi aslında biliyor musun? Evet bayağı iyi. LeBlanc'a karşı iyi değil ama çok da önemi yok bence. Acaba Braum mu alacaklar? Bir de Nautilus'un başka bir koridora gitme ihtimali yok değil mi? Support sadece. Bence öyledir. Topta kötü bayağı. Jinx de banlandı. Jhin, Ashe, Jhin alacak. Varus Tamam. banlı. Şimdi Jhin şey Caitlyn'e mantığı karşı iyi diye yapacaklar biliyorum. sanırım kanka. Ya işte push'una cevap veriyor ya aslında iyi dedikleri.
çok da şey değil. Burada mevzu şu olacak büyük ihtimal şu an. Hani Jin Nautilus'la biraz hani Jin'i tek bırakıp biraz Nautilus'u haritaya yayıp işte üst koridora karşı seçim yakalamaya çalışacaklar. Ama bence burada Skarner top lane'miş gibi pick yapmaları Misa için bence daha iyi. Senin dediğin olay önemli çünkü. Skarner LeBlanc olursa mid jungle sanki bana Orianna Zinza 2v2'lerde iyi oynarlarsa yenerlenmiş gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Bence iyi değil ya. Bence LeBlanc'ın varsa mid'e gank atacaksın. Skarner bu arada yine iyi gank atıyor ama bence bota çok iyi gank atıyor Skarner. Topa şey mid'e değil. Mid'e çok zor atar gibi geliyor bana. Oo, Sion geldi kanka. Sion yani Skarner'a karşı oynar ama bence çok da iyi değil. Skarner yeniyor yine yani puşu alır. Ama topa ben sana söyleyeyim direkt. Bu Sion geldiği an artık Hun iyi bir matchup diyecekler ki ona. Abi taptan taşı al sana Sion orada, zaten. Bence burada Güven fena iyi değil mi şu an? Bilmiyorum da Sion ne kadar mantıklı ya burada blind alsın. Çok kötü değil Sion kanka. Güven'e karşı bile oynayabiliyorsun. İyi Sion sen oynayabiliyorsun. Ama Güven filan mesela 3 eşya aldığında saydı. Ha, ben şey için diyorum. Şimdi mesela Jin botta farmlayacak zaten. Rakan da geldi. Bot lane'de çok bir şey çıkmaz artık. Rek'Sai ile Blank. Ha aynı. Abi Rek'Sai'ye de leasin burası ya direkt. Ben söyleyeyim sana. Rek'Sai'yi banlamadılar bir de. Typhoon diyor. Aga diyor. Oğlum bunlar niye Rek'Sai'yi banlamadı kanka oy, diyor. Ver bana diyor. Rek'Sai ile Blank. Öyle. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk 12-13 dakika öne geçemesin Beşiktaş. Rek'Sai direkt bok gibi şampiyon olacak direkt. Ama şöyle düşün. Bu MSI'da da gördük ya Rek'Sai'yi bayağı. Hı. Öne geçmeyen Rek'Sai'yi görmedik ve işe yaramayan Rek'Sai'yi de daha evet, görmedik. Evet zaten ve, öyle. Bir de Typhoon Rek'Sai'si. Aynen oğlum adam OTP lan Rek'Sai'yi fena iyi oynuyor normalde. Ya burada Rek'Sai'yi. Şey mesela sol tarafa baktığım zaman bir tek Orianna Catelyn'e vurabiliyor Rek'Sai'yi mantıken. Catelyn'e ulaşması neredeyse imkansız Rek'Sai'nin. Saçma sapan Flaş bir yerden gelmediği diye. Sürece. O imkansız çünkü önünde Rakan'ı var, Sion'u var, Zinza'su var. Önden gelemez arkadan gelmesi lazım. Catelyn'le menzilli bir şampiyon olduğu için ulaşması zor. Hani oyun uzarsa %100 win. Beşiktaş bir nasıl diyeyim böyle yazı dura atıyor. Yan koridorları iyi. Yan koridorları daha iyi Beşiktaş'ın. 5'e 5'e daha iyi değil. 5'e 5'e de mümkün yanları. Değil. Aynen. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bence AD Carry banlamak yerine Rek'Sai isim banlaması lazımdı Misa'nın. İsmini de. Bu arada orada ben de mesela Aphelios mesela gerekirse alsın. Yani ama işte alsın orada abi. Şey muhabbeti alsın. Var. Şimdi Jin'in belki çok güçlü olduğunu düşünmüyorlar. Bence mesela Jin Skarner iyi olmadı bence. Niye olmadı? Ya bence orada Jin aldıysan bota, Nautilus supportunda varsa karşıda da Rakan bir şekilde dive'lardan kaçabilirsin falan. Dive yemeden wave clear'ın da var vesaire. Nautilus'u böyle sürekli mid'de tutup Rek'Sai, Nautilus, LeBlanc üçlüsünün oynadığını düşünsene kanka. Acayip yani Orianna direkt oyun oynayamaz. Hiçbir yerde vision'ı olmaz, hiçbir şey olmaz. Top lane'e de böyle güçlü bir eşleşme alıp sürekli tapı dive'laya dive'laya. Sion da aldı aslında yani. Sion da aldık. Aslında bunu değerlendirebilirlerdi. Skarner, ben o çapı hiç oynamadım bu arada. Ama Skarner'ın Q'su %15 can vuruyor kanka. Sana öyle diyeyim sadece. Ve 9 levelde kulağın olmuyor gibi bir şey o skill'in. Bakalım göreceğiz. Şey ama hani Güven kadar filan darlayamaz çarı. Ama sürekli push'u alıp sürekli istediğini yapacak adam haritada. Yani bu mid'de de mesela LeBlanc'ı var Rek'Sai'nin. Topside fena doomed. Direkt botside'dan oynayacak Misa. Zaten Misa da botside oynamak istiyor. O yüzden iki tarafında işine geliyor herhalde. Hani iki tarafta bile bile yaptılar gibi geldi bana. Bakalım. Yani iki tarafında draftlarının böyle istediği şeyler var. Ona göre şekillenecek oyun. Yani bizim bir şekilde oyunu tutmamız lazım. LeBlanc Rek'Sai'nin öne geçmemesi lazım. Ama işte profesyonel arana da ben geri çıkayım. Aman ölmeyeyim diyemiyorsun. Dediğin anda Rek'Sai ile Blank yan koridorlara girip dive atıyor. Yani bakalım nasıl olacak. Gerçekten merak ediyorum. Abi bu Jin'i tek kavara oynuyor iyi mi ki? Kanka oyun, yani her AD carry Jin'i oynar neredeyse ya. Anladın mı? Her AD carry Jin'i bir şekilde oynar. Hatta Holy geçen mevsim 7-24 Jin pick diyordu. Bence iyi de değil zaten genel olarak. Kardeşim eyvallah canımsın ciğerimsin ama bir beğenini alırım ben. Bariyer var Farfetch. Şifa ile girmiş. Diğer tarafta ben bir story atayım. Da Kaori'de bariyer, Padiya da tutuşturu var. Haricinde bir farklılık söz konusu. Arkadaşlar, maçımız var. Bir daha alayım. Arkadaşlar, maçımız var Beşiktaş'a karşı. Hepinizi bekliyoruz. Onlar da 5 kişilik ekiple karşı buluya doğru ilerliyor. Buradaki koridor değişimindeki en büyük etki de o Rek'Sai'nin. Ha, bunlar dive atacak bota kanka. Öyleli böyleli galiba. Pinki de koydular oraya.
sakala sakala muhtemelen koridor değişikliği süsü vermek istiyor. Üst tarafa yani geliyorum. Ama görüntü şu anda Olifinix ve Farfetch. Yani ne yapacaklar? Alt ormanı temizleyip üst tarafı ışınlanma attı. Bu Beşiktaş counter'ını yapamaz burada. Lise çalışmış da gelmiş. Giden yapılıyordu değil mi? Daha geçen yani speed yapılıyordu lan bu. Bot sıkıntı o dive'ı yiyecekler kanka her türlü. Mepi split dediler değil mi? Ya direkt Sion kalıyor şey yapıyor ya Sion. Tamam ölüyor. Sion gidip ölüyor. Anladım. Bunu ilk T1 mi yapmıştı? Yine G2 mu yapmıştı? Onu tam hatırlamıyorum. G2 yapmıştır. Kanka kesin G2 yapmıştır. Beşiktaş biliyor level 2 olmaları lazım bence ama. Yok yok kanka imkanı yok olamaz. Ölme, o zaman niye ölüyorlar bilir bile. Buraya ışınlanı kullandığı zaman tüm planı bitecek. Buraya TP gelecek Garner'dan her türlü. Ama çok geç geldi. Işınlan geldi. Kule altını yine de deneyecekler mi? Leona gözünü kararttı. Leona ilerliyor burada kule altını yapıyorlar. Çok iyi dive çok iyi dive. Kavriyi kanı döktü ve sıçrayı da attı. Kiraz da öldü ama sanki. Çok iyi dive çok iyi dive. Oğlum Sion yok etti baksana. Hu'nun da flash'ını aldılar. Evet evet. Yani Sion'un o pasifinin gücü o kadar etkili ki yine de buraya oynadı Misa ve aslında Kari pause istedi. İstediğini de elde etti. Evet. Leona da ışından kullanacak üst koridor. Hatta kullanmış bile. Çok iyi dayı. Ne oldu? Zor mu oldu? Corona break. Herhalde flash falan atamadı. Holly'nin zurna dürümü gelmiş kanka. Holly'nin tostu var. Aa bak Holly'nin yemek olayındaki fiyat performansı beni aklıma geliyor her yemek muhabbeti açıldığında. Vallahi kimse kusura bakmasın. Holly iyi oyuncu ona dediğimiz bir şey yok da. Holly'ye gelen yardımlar hiç kimselere gelmedi. Faker dahil. Şimdi Tenekes'e var. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Kardeşin var. Kardeşine maddi olarak destek oluyorsun. Her destek oluşunda da batırıyor. Her destek oluşunda. Bir kere yapıyorsun oluyor, bir daha yapıyorsun. Hep seni hayat olarak geri düşürüyor. Yardım eder misin? Etsen bile yardımını kısıtlarsın. Doğru mu Asım? Sen Luana'ya mı sokuyorsun lan? Hayır dur bekle. Etsen bile anlamadın kanka anlatacağım. Etsen ya bile ben, yardımını ben. Kısıtlarsın. Doğru mu? Doğru. Tamam. Olifinix'e edilen yardımlar. Olifinix olmasa... Ya da yardımlar boşa gitse kimse yardım etmezdi. Bunu bilin. Teşekkürler. Mesela Zeyd notun varsa bot lane'de botu oynarsın abi. Ağzında tapta farm atar. Bu doğru. Adam her maç taşıyordu kanka. Ben şikayet ettiğimi hatırlamıyorum bu arada. Hepsi peki bunu Mike Tyson örneği kullanarak tekrar anlatayım. Kanka. Geldi yine Mike Tyson'cılar. Kaçırdım. Ben bir geliyorum bir dakika. Holly'nin patatesler soğuk gelmiş. Onu bir değiştirebilir miyiz? Kanka dün şeyde yürüyorum ben bu şey akşam dışarı çıktık. Çocuklar güzel, yanımdan geçiyor. Oğlum. Çocuklar yanımdan geçiyor. Malkoç, Malkoç yapıyor gittiler böyle. Sonra döndüm çocuk arkadaşın şey diyor. Lan Malkoç'u gördüm. Yemin ederim sanki Ronaldo'yu gördü. Gittim dedim gel buradayım dedim. Gelip selam verseydi oğlum. İşte vermemiş ya. Sonra geldi fotoğraf çekindik. Bu nerenin gengi? Desperate Gangs. Ölmez ki. Ölmez. Flash'ı bile, flash'ını bile sakladı. Luana nasıl bir tecrübe. Ama canı çok gitti ya. Yok oğlum ya. Luana'ya bak ya. Tecrübeli oyuncu oldu Luana ya. Daha dün elimizde büyüdü ya çocuk. Ne anlatıyorum brother. Hayır oğlum yaşlandık kanka. Fena bak yemin evet, ederim oğlum. Oğlum 30 yaşına geleceğim ya. 30 kanka 30 ne? Oh. Lan nereye gidiyor? Mercy. Aa Blue yapar. Blue. Teşekkür ederiz Blue. Typhoon'un 2 gank fail. Mental bir tık zayıflamıştır. Ama Typhoon'un o E'yi gördükten sonra mental zayıf. Bot lane'de wave tak kaldı bir de. Misa fena iyi durumda gözüküyor şu an. Parada öndeler ama Beşiktaş. Misa parada hep önde kanka. Ziyad misali. Bu lane supply'ı iyi oldu ya Misa'ya sanki. Baya iyi oldu ya o dive'dan dolayı. Ama kanka bak mesela ben şunu çok seviyorum. O dive'ı attık ya Asım. Mesela bana şey gibi geliyor. Çoğu takım o dive'ı atmıyor. Ya da atınca feillenebiliyor ya. Mesela bu dive'ı o maçta... Ya tamam da kanka denemiyor genelde insanlar ya. Bence ama o bak şimdi. Sion orada kalıyorsa o dive için yapıyorsun zaten canım. Tamam öyle. Ama şöyle şunu demek istiyorum. Mesela Sion'un alınış sebebi bile büyük ihtimal bu. Evet. Anladın evet. mı? Hani demek istediğim... Geçen mevsim kimse bunu yapmazdı mesela. Şu an kimse bunu yapıyor. Kanka şey...
Toptaki adamı nasıl anlatacaksın kanka bunu? Bunu yapacaksın. Adam ben ölmem der. Ben ölmem der. Ben KD'yi bir koruyacağım. Yalnız Mercy kötü last attı ya. Bu matchup'tan ben nefret ediyorum ya. Bence matchup değil de adam sürekli Rek'Sai'ye mi çıkacak, Nautilus'a i̇şte, mı çıkacak. Kanka ama zaten LeBlanc'a karşı oynarken genelde şöyle bir şey var. Birebirde genelde yenilmezsin. Hep o jungle baskısı var ya, çok kötü bir şey. Oğlum E bassa minyonu alacaktı, niye E atmadı kendine? Güzel ulti diyelim. O ulti bayağı iyi ya. Wave'i de puşladı, adamı da vurdu. Luana'nın durumu da gayet iyi. Şu an eşit lan oyun aslına bakınca. Çok da öne geçmedi. Ama kanka bizim komp fena iyi ya. Mesela Swap'ın şöyle de bir olayı var. Bizim komp fena iyi derken şundan bahsediyorum arkadaşlar. Rakibin kompozisyonu biraz erken oyun kompozisyonu. O yüzden aslında. Mesela sol tarafta Sion oyun eşit gittiği sürece ölmesi çok zor geliyor bana. Kanka. Evet lan öldürecek çare yok. Ama işte Skarn'ı side'da tutması lazım Sion'u sürekli. Ama initiate olarak da işte Rakan aldı bilerek mesela son piklerde doğru, o da güzel. Hani lane'i kazanmak için değil bu Rakan büyük ihtimalle. Direkt late game için aldı adamlar. Güzel güzel. Bot lane proxy'si %98 kanka. Tam ben onu %2 kendi ormanında %98 bot lane çimlerinde bekliyor adam. Adam daha topside jungle'ını almadı herhalde. Bu şeyden bahsediyordum tam. Lane swap'ın Rek'Sai için de çok kötü aslında. Çünkü arkadaşlar Rek'Sai'yle baskın yapmak istiyorsunuz. Baskın nasıl yaparsınız? Yeriniz belli olmazsa. Şimdi yeriniz böyle durumlarda genelde belli olmuş oluyor. Yalnız Farfetch W tutursa ölmüştü Typhoon ha. Flash da atması lazım yoksa sıkıntı. Mesela bu da çok kötü. Mesela Orianna Mercury oluyor ya LeBlanc'a karşı mecburen. Neredeyse mecbur diyelim. Böyle bir durum olunca mesela Rek'Sai jungle olduğu için de ekstra şey olmuş oluyor. Şu an 2v2'de yener ya. Gerçi Rek'Sai'yi... Typhoon'un flash'ı lazım kanka. Rek'Sai'nin flash'ı yok ya şu an çok sıkıntı. Flash'ı olsa direkt Orianna'ya flash'lıdan kazanıyor bence Beşiktaş. Flash'sız değişiyor işler. Ejder'e girdik. Luana geliyor mide. Güzel. Luana'dan güzel move. Ejder gelmeyecek Beşiktaş. Bunu da galiba. Ama mide yürümesi mesela çok iyi bence böyle durumlarda. Aynen. Mide ulti de bakamaz. Aynen o direkt tapa çıkacak. Aynen öyle. Şimdi orada mide yürümesinin sebebi arkadaşlar. Hani mesela bize ben eskiden mesela dolmuş beklerdim. Dolmuş gelmiyordu. Yürüyerek gideceğim yere doğru yürürdüm. Yolda da sürekli arkama bakıp dolmuş bakardım. Baktım yarıya kadar geldim. O saatten sonra binmezdim mesela. Sion da öyle yaptı. Anladın mı? Onun gibi düşünün yani. Değil mi Asıl? Biraz öne geçecek. Biraz benzer ama tam değil. Yolu uzatmış oldu adam çünkü. Ama şey topa işte. Daha erken gidebilirdi. Bir iki tamam ses kaybetti o yüzden. Yolda mesela kanka atıyorum sana poşet vermiş annen. Diyor ki şuraya bırak. Onu bırakmaya geldi mi? O zaman tamam. O zaman bin işte. O örneği öyle verirsen okey. Aha. Şu an yalnız şey yapmıyoruz ya. Fena görüş aldık ve adamları böyle sokmuyoruz yani hiçbir şekilde oraya. Farfetch'li Kiraz bayağı şey oynuyor şu an. Beraber oynuyorlar sürekli. Adamları sokmuyoruz. Adamlara sok. Onlar geliyor kanka. Onlar. Çok güzeldi ya. Kanka. Aç bir müziğini de. Aha. Aha. Beşiktaş almak istemiyor burayı. Mavi güçlendirmeyi aldı Kiraz. Güzel. Rahatlıkla çıkıyor Misakabası. Çok güzel. Oyunu salmadık arkadaşlar. Asım şu an alttan farmlıyor hatta. Öyle söyleyeyim size. Bu doğru. Bu doğru. Bu şekilde cevap vermek istiyor Tayfun'u şu an. Tarafta yani öldü Farfetch. Ama canı bir ayla. Geliyor. Çekiyorsun ve skor geldi. Ama bu büyük hata ya Farfetch'ten. O da öldü ki. Çok fazla bir de biraz fazla o ama. Ama dive'larlar. Yok yok kanka dive yemez oldu. Wave yok hiç wave yok. Çok kötü oldu ya. Fena kötü oldu. Hem Rek'Sai hem Jhin'e kill gitti kanka. Direkt bot side giriyorsu lose oldu gibi şu an artık. Beşiktaş hata yapmadığı sürece sıkıntı buralar. Bir de Rakan beklediğimden hızlı öldü lan. Tek yedi resmen. Kanka onda da MR botu var. Rek'Sai Jhin'e yaramıyor ya. Oğlum Kaori bekliyor lan Oli'yi çalda. Biraz kanka bu ekstra. Oli olmasa karşısında yapmaz bence bunu bak. Sana söyleyeyim mi? Eyvah eyvah. O ışından geldi. Oğlum ne oluyor? Işın yok. Belki burada ne alaka lan? Oo, Oli Phoenix.
Holy Phoenix. Holy Phoenix. Holy Phoenix. Orada acaba cin göstermese. Dünkü çocuk muyuz biz de? Kanka bu neydi ya? Kanka Holy Phoenix tanıştırayım. Tamam. Cin bakmadı bile. Neyse. Holy Phoenix. Bu arada LeBlanc'a ilk vuruş iyi mi ya? Ben de oynarken ilk vuruş oynayayım. Sen ilk sen vurursan çok iyi. Cin çok daha etkili bence. Oo, güzel Asım. Isınıyoruz ha. Bunlar antrenman boşları mı kanka? Kanka bu arada harbiden ilk vuruş late'de falan da direkt turu vuruyor ya, hayvan gibi vurdurtuyor ya. Birini teklerken bir anda laps diye çıkıyor. Şu an çok güçlü ya ilk vuruş. Şu patchlerde bence çok güçlü. Ha gerçi first strike şu metada çok güçlü mü ya? Şey alıyorlar. Bir sürü şey alıyorlardı. Aa öldü öldü. Ölmeme ihtimali yok kanka o. Hmm. Rex'i tek bile keser onu. Bu arada bunu şey olarak yapamazsın. Hani şimdi oyunda Lee Sin olur jungle belki yaparsın. Jarvan olur belki yaparsın. Ama Rexey'ye karşı jungle seni tek başına da öldürebileceği için Orianna ile öyle şeyler yapamıyorsun. Genelde oraya gireceksen işte Q'unla sürekli vision clearlaması falan lazım. Farfetch'ten kötü. Oğlum bu ne? Oğlum ne izliyoruz? Ona geldi. O ne oluyor? Tayfun? Tayfun uzaklardan. Tayfun Oga'nın bir mesajı varmış. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu an ooo şu an oğlum, oyun neredeyse bitti kanka. Toptan da plate alacak. Toptan plate alacak. Plate bitti. Plate'ler bitti de. Aa iyi bari. Kule gidebilir o zaman. Ooo. Ama orada abi orada Farfo mesela direkt ultiyle yengeç atması lazım ya da hiç girmeyecekler abi oraya. Orianna da buraya geliyor. Zinza yakaladılar. O da öldü ki tek yer. Aha güzel kaçtı flash'la. Oğlum denebilir mi oğlum burayı? Nasıl ya? Yapılabilecek bir şey yok. Bir çıpa daha. Padiye de şu ana kadar çıpaları çok etkileyici. Bir skorda Kaori'ye gidiyor. Beşiktaş şimdi yarım kalan. Mesela az önce adamlar bize ejderi bırakıyor kanka. Mesela burada Zinza Rakan'la nasıl böyle bir şey yapabiliyoruz kanka? Fena komik geliyor bana oğlum bak vallahi diyorum size. Oli de öldü. Oli Phoenix. Oli nasıl bak. Beyitlemediyse ben bir şey bilmiyorum ya. Bak bak. 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 Ne yapıyorsun sen? Farfetch kendine gel kardeşim yanında böyle bir iyi kerin var senin ya. Yetişti pozisyona. Misaka basacak için. Oğlum Holy Phoenix ne yeniden yapıyor? Yeniden umutlar tazelendi çünkü ejder de Beşiktaş'a gidiyor da ejder de olacak. Taşır bu oyun yoksa evet. Sıkıntı yani gibi bu oyun kanka. Haydi. Bir şey diyeyim mi? Holy oradan Atulus'un hukunu direkt bilerek beyitledi ha. Bak yemin ederim %100 de eminim. Maç bitince direkt gelsin soralım kanka. Soralım. Gerçi sorunca Anıl kesin şey der. Bilerek yaptım der. Anıl çünkü. Anıl öyle şey. Bak 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 kanka bak. Bak sen de anlayacaksın. Bak. Sanki bilerek yapmış gibi geliyor bana ya kanka. Bak sen adamı da biliyor zaten ötsün diye. Salağa yatmış gibi bak bak bak. Bak. Kanka. Typhoon lead daha tanklar. Kaori dümdüz vursa okey. Ama bence bu dive'a gerek yok. Bana sorarsan. Ya işte o an çok o an çok basit gözüküyor büyük ihtimal. O yüzden. Hiç, bak o dive'ı atamama ihtimali oyunu kaybettirir anladın mı? Hiç gerek yok o yüzden. Ya zaten bence bu oyunda hani LoL'ün en büyük olayı bu kanka. Bir şeyin kolay olup olmadığını anlayabilmek, riskinin hesabını kendi kafanda yapabilmek çok önemli. Ne demek istediğimi anladın sen? Anladım ama ya rakip de base'den de geliyor ya. Ya çok hızlı o hook tutmadı mı salacağım mesela. İşte ama oyun içerisinde onu adamlar diyor ki mantıklı buluyorlar. Oyun dışında zaten mantıksız o ayrı konu da. Hani onu ayırt etmek o an bayağı zor oluyor ya. Bas ultiyi şey Luan'a. Oğlum direkt ulti bassana ya. Berkant. Kanka o Q'dan sonra ulti atması gerekmiyor mu? Rakan da geliyor.
O Sion'u boss oynuyorsa ölmüştü bu arada o adam. Abi Caitlyn sıkıntı şampiyon, ben söyleyeyim yani. Şey değil, kolay değil Caitlyn'i öldürmek bu maçta. Ama Sion'un itemler çok iyi. Bak Sion LeBlanc'ın hasarını umursamayıp full armor gidiyor, can gidiyor. Ve bu da onu çok tank yapacak arkadaşlar. Böyle şu an belki 3. item belki bir tane Jack Shaw alır. Aha. Tayfun. Caitlyn'in trebe bak kanka. Metin kesmeyi bırak arkada, gel şuraya. Kanka. Lan mikrofon kapanmış. Kanka Tayfun'un izliyorum, konuşuyordum da mikrofon kapanmış. Annemle konuşuyordum. Kanka Tayfun o void'e girip oradan nasıl canlı çıkacağını düşünüyor mesela. Tayfun'u az çok tanıyorsun kanka. Yani bence oraya kim girse canlı çıkamaz. Kulenin ölmeyeceği de belli. Oradaki savaşı da kazanamazlar. Kanka şu an Caitlyn'i yakalamadıkları sürece front to back'te mümkün değil Misa'nın fight kaybetmesi. Sıfır. İhtimal direkt sıfır. Abi direkt karnı falan da tip yaptı. Bıraksınlar. Yani void'u aç. Kendisi vurdurtuyorlar. Kendisi vuruyor ya. Onu niye denemiyorlar hiç? Onu kendin vurduramazsın ya. Sıkıntı. Ben şu an Sion'un 3. item'ını merak ediyorum. Acaba Jack Shaw mu alacak? Jack Shaw. Bence Jack Shaw almak zorunda. Ama ben Jack Shaw çok Jack pahalı ya. Yo, çok iyi Jack Shaw. Çok OP kanka. Kaç armor MR veriyor? 200 gibi. O armorunu katlıyor yani direkt. Yok öyle de. O zaman Ninja Tabi'den, Ninja Tabi'den sonra alsın. Cinne item alıyor. Neye gidiyor lan o? Kanka yeni patch'teki itemların gidişini hiç bilmiyorum ya. Ben de bir aydır LoL oynamıyorum. Sadece ben oynamıyorum. AD carry hiç oynamadığım için bu item neye gittiğini şu an bilmiyorum. Ama şeyi kesmek de çok zor ya. Bence onun direkt Dominik alması lazım. Collector alıyormuş kanka o itemleri. Kanka Collector almasın, gözünün yağını saçmalamasın ya. Ne yapacak oğlum kolektörü bu maçta? Ya büyük ihtimal şey düşünüyor işte kanka. Dominik alsam da Sion'u öldüremeyeceğiz. Diğerlerini kesmemiz lazım. Kim vuracak adama? İşte vurmayıp arka tarafa sarkmaya çalışacaklar mantıken. Öyle ne yapacak abi? Yani. Bu zor iş gibi. Bence yine Dominik al, yine arkaya vur. %40 armor pen veriyor. Asım sen ne şurada maç sunmak vardı be kanka. Ne sunardık biliyor musun kanka? Bak şimdi izliyor. Çok iyi sunardık kanka. Şaka. Güzel şeyler sunardık. Güzel şeyler sunardık. Bir yerden sonra güzel boşlarla dolu bir serüven. Kanka bak geçen Aykut'la video çektik ya biz. Aykut'la Caner abiyle. Pro'yu bul. Onu çektiğimizde Aykut'la Caner abi konuşuyoruz. Aykut benim yanımda gülmeden duramıyor. Yani mesela videoya gireceğim. Sürekli gülüyor falan. Caner abi diyor oğlum ne yapıyorsunuz? Bizim Caner abi, Aykut, ben Wild Rift anlatırken şey muhabbeti vardı. Aykut'la beraber kanka 6-7 dakika katıla katıla güldük maç anlatırken. Bizim mikrofonları falan kapattılar. Aykut diyor ki hayatımda kaç sene, 7-8 senedir bu işi yapıyorum, ilk defa böyle bir şey yaşadım diyor. Ama nasıl gülüyoruz kanka? Caner abi yandan böyle bizi dürtüyor sürekli falan, bize görüntü yok ya. Çok fenaydı bak. Ve kanka hiçbir şey demedim biliyor musun? Zemin maç anlatmaya çok müsait dedim. Aykut bir başladı kanka gülmeye. 6-7 dakika. Fena konu gidiyor. Vay be. Kanka. Anlatınca hiç komik olmayan ama bayağı komik olan şeyler var ya kanka. Bu da onlardan bir tanesi. Galiba. Kanka şu mid kuleyi Beşiktaş almak için her şeyini veriyor. Bir alamadılar. Yani Tayfun gidip top 2'ye sokup kule altına sonra gelip mid'e gelseler bir deneseler ya. Aldılar büyük ihtimal ya şu an. Bot tuşladı mı? Topta ne yapıyorum Zinza? Adam nereye kadar kıvırdı baksana. Ama wave'i clearladı LB ya. Onlar için okey. Oli mesaj yolluyor kanka, bırak lan. Oğlum ne biçim vuruyor lan Oli'ye? Dur. Çok girdi sanki oğlum, ne yapıyor? Kullanmadı. Trajedi geliyor uzaklardan, bir Piltover silahı canı çok az onun. Oğlum Orianna base atma, base atma, base atma ne olur. Hadi. Ya base atmasaydı ya, niye base attı? O topta kuleye vurabilecek durumdaydı değil mi? Evet. O bu arada şu an adam bak kanka bu bak futbol oynasa oynayan insan bunu anlar biliyor musun? Bak adamlarda adam eksilttin kanka. Yani biri çalım yedi gibi düşün. Orada Skarner. Skarner çalım yedi. Otomatikmen Orianna'nın tapu puşlaması lazım. O LeBlanc Orianna'nın karşısına gitse bu sefer midde 3 kişi kalacaklar. 90 yakında. Ne oluyor? Ardından bir sabah başlıyor evet.
Oğlum benim TV'de tipisi yok, tipisi yok, tipisi yok Leben'in. Oğlum karnı çok uzakta, Rex'e çok uzakta. Yetişecekler gibi ama oğlum bu saniye. Farfetch tek yeme, Farfetch tek yeme. Farfetch? Baron gitti, Baron bitti la. Aha, vallahi bitti. Farfo güzel. Ama Luana bırak ölsün, bırak ölsün. Aha, Rex'i, Rex'i, Rex'i. Çok güzel, çık 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 çık. Fena. Soygun kanka, soygun. Kanka banka soygunu direkt kapının önünde bekleyen arabaya bindi hemen Misa oyuncuları. Polisin yanından geçip arabayla geçip gittiler kanka soyut böyle. Kanka dün Jumper diye bir film izledik ki izle, fena değil. Nasıl çıktı ya? Yani müthiş değil, müthiş değil. Yok kanka zıplayıcı değil, Jumper. Zıplayıcı değil mi Jumper? Hayır kanka sokucu. Jumper zıplayıcı mı? Kanka çok iyi değil zaten. Öyle chill izlenecek. Lan az önce çok iyi demedim mi? Hayır çok iyi demedim. Hani izle dedim. Bence izlenir yani. Kötü değil. 6.1 düşündürttü biraz. Kanka peki benim şaka gibi bir şeyim var biliyor musun? Böyle mesela diyelim boş bir vaktim oldu. Çok salakça şeyleri harcıyorum. Mesela benim Netflix'te izlemediğim Türk filmi yok yeni çıkan. Aykut Enişte diye film var kanka. İkisini de izledim. İkisini de çıkarmışlar. Onu da izledim. Fena komedi ya. Ya yaralıyorum salak salak şeyleri izlemeye kanka. Buluyor doğru pozisyonu bulduğunda tekniği rahat bir şekilde taşıyıcılara. Mercy güzel flash. Şu an sizinkilerin flashları yok ama biraz sıkıntı ama toptan 2'yi de alacak ki sizinkiler. Ha buradan da 2 gider. Orianna'nın ultisi var. Orianna'nın ultisi var ama. Aha. Lan ulti bassana. Canon wave yok orada. Zor ya. Boydings falan da var ya. Her türlü gitti o. Sanki ulti bassa. Beşiktaş iyi yapıyor bu arada şu an kanka bayağı. Luana öldü yalnız. Öldü ki Luana. Ölür. Ulti yok mu var? Oğlum ulti niye büyük hata. Büyük hata. O tipi ne? Tipi Orianna'dan geliyor. Ne yapıyor? Orianna da öldü. Osu... Ooo. Farfetch'le geliyor şimdi Mercy. Oğlum niye TP atıyorlar? Caitlyn taptan vursun inhibitöre. Yapmayacaksınız. Oğlum Caitlyn inhibitöre vuracak. Orianna da wave clear atacak kanka. Şu an bura Beşiktaş'ı yerdi kanka. Baron'u Misa aldı. Beşiktaş 2 kule aldı. Haydi. Kule verdim gibi. Garip. Korunu alıyor lan. Tehlikeli bir yol gibi geldi orası. Ya Orianna'nın o şekilde oraya TP atması... Bilmiyorum. Zonyan varsa bel atarsın da. Yok oğlum Zonyan olsa da ölürsün. Hiç orada flash'ı yok. Oradan hiçbir güç kurtaramazsın seni onu öyle diyeyim. Zaten Luana da ölecek mi Kireyaz? Beşiktaş bir kez daha yakaladı burada. Aha. Kettin var orada mı oynarlar? Of ne Kettin ne biçim vuruyor lan? Oğlum çok vuruyor Kettin ya. Luana. Oğlum Oli ne yapıyor kanka? Oğlum Uli herkese tek atıyor kanka bu ne? Bir türlü üstüne dönememişti Beşiktaş. Üçü abi Kettin. Ve bu sefer alacaklarla uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bir deneme daha. Az önce Uli varken yapsalar. Oğlum sen ne yapıyorsun? Aman o da öldü. Karşılığında da Padilla skoru geliyor. Kuleyi de bak maç bittiği anda kazanırsak Uli diyecek ki my bad. Arkadaşlar bir daha olmayacak falan. Bu maç biraz kötü oynadı Farfo. Daha maç bitmedi gerçi ama. Bunu aldık ya. Bu maç win gibi ama bitmedi bu arada win gibi. Jhin de güçlü de. LeBlanc asıl biraz sanki fazla vuracak 3. eşya bitince. Yani evet de kanka LeBlanc oynaması da zor ya. Bak şöyle kesin vurması gereken şampiyonlar var. Orianna ve Caitlyn. Hatta Orianna'ya vurması bile yetmeyecek. Şimdi böyle olduğu zaman kanka bir de Rakan'ı var, Sion'u var, Zinzao'su var. Zor. Zor yani. Bir de Caitlyn böyle double atarken kanka bir oto koyuyor, yarı can kalıyorsun gibi bir şey oluyor yani. Kanka Caitlyn çok vuruyor ya. Hele bu patch'te zaten harbiden Skarn'ı falan çıkken neden ilk seçim attıklarını gösterdi öyle diyelim. Harbiden öyle. Rex'in ya bence Beşiktaş'ta herkesin flash atması lazım Oli'nin üstüne kanka öyle diyeyim. Anca öyle bin olur, öbür türlü zor. Skarn'ı botu puşluyor. Skarner şu an tank mank değil yani Caitlyn'e karşı ben size söyleyeyim. Değil oğlum direkt tek yer. Ya direkt tek yer yani. Jhin... Dominik de aldı. Jhin de iyi vurur bu arada. Solary basılmış hali ha o. Jhin de iyi vurur da abi Caitlyn kadar asla vuramaz ki Jhin o DPS çıkartamaz yani. Side play yapması lazım işte. Side'ları pushlayıp ilk savaşı onlar başlatacak anca öyle yani başka türlüsü zor. Jakşosu lazım Sion'un.
Şeşe aldı Scarmus. Kanka iki kule falan da aldı ama ondan da parası uğrunu. Dördüncü item bitmesi lazım. Holly'nin tapu puşlatmak istiyor. Evet. Şey olduğu için. Parası lazım büyük ihtimal Wave'in. Yalnız çok fazla vision verdik sanki ya. O tapu puşlamak uğruna. Büyük ihtimalle item bekliyoruz sizinkiler. Dördüncü eşya. Evet, evet zaten öyle de. Çok vision gitti gibi. Orada 3 eşya aldı. Orianna'nın iyi bir ultisi de bayağı şey değiştirir bu arada. Atacağı çok target yok ama işte de inşallah tabii. Ya direkt kanka CC atsa yeter ya, fark etmiyor yani. O alana öyle 3 kişi atsın. Jhin'e, Jhin'le Blank değil yani. Scar'ını Rex'e iyi bile tuttursa bence okey. Oli 4 item oldu. Beşiktaş yemlemek istiyor rakibini. Hasar geldiğinde ama havaya savruldu. Biraz hasar çıkıyor Huna. Aa, Orianna'nın ulti çok kötü yalnız. Şey çıkmadı. Çipa geliyor şimdi. Padiye yavaşlatıldı burada. Bir de trajedi geldi. Karşılıklı Orianna'nın ulti çok kötü gitti. Oyun bir arama döndü. Evet ya. Yani daha fazla hasar alan taraf Beşiktaş oldu yalnız. Yuana'nın işte kalkanının olması, Orianna olması. Evet. Bu tarz sakatlarda Misa'nın istediği şey aslında bu. Yani ani hasardan çok düzenli hasar daha fazla Misa'da. Çiğdar güzene de bakıyorum. Çalanet kullanılabilir durumda. Son perde açıldı. Yuana tanklıyor. Son mermiyi de Leona tankladı. Padiya ne yapıyor oğlum? Hasar diye etmedi Leona. Trebe bastı. Kaori trebe bastı. Tek yedi lan direkt. Kaori. Tüneli sayesinde çıkacak gibi. Caitlyn ultisi iyi vurur. Orada Starak patladı hemen. Oğlum trebe. Ama kanka. Bak şimdi. Tamam Kaori'nin trebe basması da. Ben böyle şeylere inanıyorum. Evet bu Kaori'nin hatası. Bunu söyleyeyim. Ama ben böyle durumlarda biraz şöyle de yorumluyorum bir tık. Kanka düşünsene gözünün önünde bir support. Sion full tank Sion'a ve Sion öldürecek kompun yokken Sion'a hook atıyor. Tek yiyor. O an saniyelik böyle bende oluyor bazen. Pıhtı atıyor. Mesela Zaraki dayıyla do atıyor mu ben? Bazen öyle bir şey yapıyor ki bak. Şuradan tık ediyor. O bir saniye bende yok. Ya ne yapmışım? Anladım. Nasıl bir yanlış falan bilmiyorum. Kanka. Evet, Kaori'de bunun olmaması gerekiyor. Bak şimdi, yo, o değil. Dördüncü okunu atıyor adam. Hadi öyle düşünmüyorlarsa atmaması gerektiğini. İlkinden sonra. Hadi o olmadı. İkinciden sonra. Takım uyaracak diyorsun. Deneme diyecek. Tabii canım. Çünkü orada Sion ölmeyecek. Nautilus'un da oradan çıkma şansı yok. Şimdi Rakan olsan W atarsın. E ile takım arkadaşına dönersin. Ama Nautilus'a girdiğin an bir daha çıkışın yok oradan. Çok uzun. Lifesteal'de var Caitlyn'in içinde abi. O Caitlyn'i yakalayamazlardı. Flash'ı samunları evet, var. Evet evet. Caitlyn kanka menzilden şu an. Bir de Luana'yı nasıl geçecekler oğlum. Baksana Luana'ya. Ne kadar rahat oynuyor bak. Tipe bak. Şu an Mercy resmen şey yapıyor kanka. Arkada E atıyor. Saldılar zaten. Toptan gidiyor LeBlanc da. Bir de bak. Geçen hafta Ahri maçında ben bunu söyledim size. Mercy Ahri ile taşırken ben bir şey dedim. Mercy bir sonraki hafta kötü de oynayabilir. Ama dedim şu an Misa takımında Holy Phoenix var, Kireas var, işte Luana var. Hepsi herhangi bir gün taşıyabilecek potansiyelli oyuncular. Yani mesela bugün Mercy'den ne gördük? Bir tane ulti bile atmadı adam daha. Doğru mu? Ama öyle koşup ölmedi. Heh, bir kere tamam koşup ölmedi. Ama günün sonunda maça etki edecek çok büyük şeyler yapmadı. Bunun tabii ki rakip picklerle de alakası var vesaire vesaire. Ama günün sonunda şu an Holy Phoenix taşıyor. Bu önemli bir şey. Anladınız mı? Yani tek bir oyuncu iyi oynamıyor. Yani Mercy bir önceki maçta da Mercy dümdüz taşıdı yani dümdüz. One win aynı koydu yani direkt. Avantajı Beşiktaş'ta. Ya bu minion dalgasıyla beraber şunu atabilir aslında. Bunun sıçra ulti deneyebilir bu arada. İşler yapması lazım. Traplerden geçmeleri çok zor ya. Blue iyi vurdu lan. Şimdi son perde de açıldı. Mercy geldiği gibi ya Luana varken. O ne? Oğlum herkesi %40 can atıyor lan. Kanka o ne? Bak Skandra'nın 300 armor'u var. Tek atıyor kanka. Caitlyn ne yapıyor kanka? Bir anlat bana bu ne? İki tane inhibitor düşüyor. Kaori'den alınan bir tane Farfetch skoru var. Luana Oku'nun önüne geç. 4 ve 3. Padiya'nın canı az. Holy Phoenix vurmaya devam ediyor. Padiya sıçradı. Flaşıyor ki canım. Hiçbir şey yapamazlar. Typhoon'la flaşıyor. Bitti bitti. Ooo 3-0. Misa geliyor bu sene. Geliyor. Awesome Fabulous. Bu takımı tier liste 7.liğe koydu.
Yalan söyleme şimdi gelip oyuna basacağım. Bir yalan yalan. 7.liğe koydu bu takım ha. Yanlış anla oyuna bu takımı. Yani. 4-5'e koydum kardeşim. Yalansın yalancı iş yapıyorlar ya.